Efendim iyi günler. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz ve hep birlikte Leyla Umar'ın bu güzel manzaralı evine ve dünyanın her tarafından çok önemli isimlerin de anılarına sahip eşyalarla dolu evine hoş geldik hep birlikte. Leyla Umar aslında benden daha genç ve daha enerjiktir. Ama ben gene de ona eski dostluğumuza dayanarak Leyla diyeceğim. Herhalde Leyla dememde bir sakınca yoktur değil mi? Yani şimdi şaka mı yapıyorsun diye bir şey söyleyeceğim ama terbiyemden söylemeyeyim dedim. Leyla hakikaten ben kaç sefer geldim ve her sefer yeni bir şey keşfettim bu evde ama. Ama ben değiştirmedim. Sen değiştirmiyorsun da o kadar çok anı nesnesi o kadar çok şey var ki. Ama eşya çok yok. Gördüğün gibi. Zaten bunları bu kanepeleri şeyden sokaktan aldım şuradaki köşeden tabii. 250 lira bütün bu koltuklar kanepeler. Onların ama sen ruh katmışsın. Kimler geldi geçti bu evden? Çok önemli isimler geldi. Ama en son bir davet internet sitelerinde hatta sonra gazetelerde yazıldı. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'u ağırladın değil mi? Evet. En son davetlerden tabii biriydi. Tabii ağırladım çok sevinerek şöyle bir şey oldu. Yani eski bir dostum değil. İlker Paşa ile böyle her davette onların 29 Ekim'de verdikleri davette böyle kısa konuşmalarımız olurdu. Çok hoşuma giderdi hem eşi hem kendisi. Fakat bu son Ankara'da Cumhuriyet Bayramı'nda davet etti beni. Orada büyük bir yerleri var. Gittin herhalde Ankara'da. 4000 metrekare Cumhuriyet Bayramlarını orada yaparlar. Asker beni hiç davet etmez. Cumhurbaşkanları da etmez ama olsun. Cumhurbaşkanları beni bir kere etti pişman oldu. Söylemeyeceğim. Öyle neyse. Fakat hakikaten çok sevdim. Ama en azından son Cumhurbaşkanı'ndan söz ettiğimizi seyirci bilsin. Evet. O da beni ölünceye kadar görmek isteyeceğini sanmıyorum. Peki. Evet. Şimdi gelelim Başbuğ'un. Başbuğ yani hakikaten karı koca fevkalade bir çift. Birkaç yerde beraber oluyorduk. En son Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'ya gittim. Hı hı. Onlar için tabii. Oraya burada da davet var ama bizim kim yapıyorsa hiç haberimiz bile olmaz. Oraya gittik. Hem de Tayfun Devecioğlu, genel yayın yönetmenim. Kavalyenizi de diyorlar, yazıyorlar. Tayfun hem yakışıklı hem gazeteci. Tayfun'la gittik. Tayfun, Zafer diyor ki ben gitmem dedim evvela. Yani buradan kalkıp utanıyorum. Benim amiraller, generallerle ne işim var? Dedi ki Zafer Mutlu, Leyla Hanım lütfen yapmayın bunu, gidin. Neyse seçtik Tayfun'u. Tayfun smokinler, ben tuvaletler. Gittik oraya. Tam oturduk, 4000 kişi. Hakikaten şahane bir havuz kenarında bir davet. Bu kadar da şık olabilir. Fakat bizim gazetenin oradaki büro şefi, hepsi Bilal, dediler ki tam yemeğe oturduk. Kalkın burada yeni Paper Moon açıldı. Saat 1:30 ama. Reklamlara geçelim birazcık. Neyse, bir sade de gelelim. Gittik oraya. Evet. Bak ama niye komik oldu. Ha. Tam yola çıktık biz arabalarla. Paşa'ya rastladım. Yani birileriyle ayrılıyordu. Ben dedim efendim şakayla. Siz bize hiç vakit vermediniz. 4 dakika mı? Ben demişim. Sonra hatırlatıyor. 4 dakika bile konuşmadık sizinle. Biz de küstük gidiyoruz dedim. Gülüyorum. Tam arabada 40 dakika sonra yaklaşmak üzereyiz oraya Ankara'ya. Telefon çaldı başyaveri paşanın. Efendim çok üzülmüş paşa sizin böyle böyle söylediğiniz, yani bize hiç bakmadınız, konuşmadınız. Lütfen geri gelin. Biz kalktık, döndük. Fakat sonra da buraya. Sonra işte artık hanımı da çok hoş bir hanım. Geldiler. O gece beni bebek gibi üstü, böyle bir de resmim var, ortalarında oturttular. Yani saatlerce konuştuk. Sonra işte bir akşam böyle kahvenizi içmeye gelebilir miyiz diye bir telefon yaver gene aradı. Dedim kahve olur mu? Yemek buyursunlar. Ben yemek yapmayı seviyorum. Evet, ya. Kahve sevmem hiç yapmayı.
Neyse geldiler. Senin yemeklerin meşhurdur zaten. İşte Castro'dan Patrick Bartolomeus çok sık gelir. Patrick'cim gelir ve Patrick'e onlara özel yaparım. O bazı peki başbuğa ne yaptın ya da ona ne yaptım? Başbuğ çiftine. Başbuğ çiftine unuttum şimdi ama. Ama gene şık güzel bir yemek yapmışsındır. Sevdi de yedi ve fakat en komik yukarıda da oturtalım dedim terasta. Daha hava serinliyordu. Gördüğümüz o güzel manzara eşliğinde. Manzarayı göstereyim dedim ama tazatürre yapıyordum. O kadar serinledi hava. Benim atkımı koydum sırtına, tuşalımı. Zafer Mutlu da vardı, işte onu çağırdım. Sonra o toplantı neredeyse hani bir tür örgüt toplantısı gibi, gizli saklı kapalı bir toplantı gibi. Öyle mi? İnternet ben sitelerinde. Görmedim. Öyle mi? İnternet sitelerinde. Tabii ben abartıyorum. Bilmem. Abartıyorum ama öyle çıktı. Aa. Hatta sana galiba sonra telefon ettiler. Gece nereden yarısı. Çıktı diye. Gece yarısı bir gazete. İsmini vermeyeceğim. Yani çok kızdım. Dedi ki Leyla Hanım, başbuğ sizde yemekteymiş. Evet dedim. Yani bir sürü arkadaş ahbaplar. Onlar da lütfetti. Geldi. Çünkü ahbap olduk çünkü. Ne yediniz, ne konuştunuz? Böyle soru sorulur mu dedim. Ayıp değil mi size? Neyse kapadım senin, tabii. Ha? Senin azarlarından pay almıştır genç arkadaşım. Sen aldın mı? Ben almadım. Çok şükür. Genç ama arkadaşım. Hakkım olabilir. Hepinizin annesi kadar yaşlıyım onunla göre. Estağfurullah Leyla'cığım. Şimdi izninle bir bugünün medya notlarını azıcık aktarayım da ondan sonra devam edelim, olur mu? Çünkü birkaç tane gazete manşeti ve köşe yazısı var ki bugünün gündemine hakikaten kaydetmek gerekiyor. Efendim Milliyet Gazetesi az önce kulaklarını çınlattığımız sevgili Tayfun Devecioğlu'nun genel yayın yönetmenliği yaptığı Milliyet Gazetesi patronlardan Erdoğan'a sitem manşetiyle çıkmış bugün okuyucusunun karşısına. Ve Erdoğan'ın patronlar emek sömürüsü yapıyor sözlerini ciddi eleştiri top cephesinde ama Hisarcıklıoğlu'nun ağzından değil, yine de çok sert ve önemli bir tepki manşette yer alıyor. Milliyet'in sür manşetinde gördüğünüz bana bildirseler Hrant ölmezdi sözleri. Hrant Dink öldürüldüğü sırada Emniyet İstihbaratın Başkanı olan Sabri Uzun'un sözleri bunlar. Fakat asıl Taraf Gazetesi bu konuda ilginç bir manşette çıkmış. Polisten polise suikast suçlaması diye. Taraf gazetesi diyor ki, Uzun'a atfen tabii ki, Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisi varmış. Fakat bunu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Fuat Yılmazer gizlemiş diyor. Bunun çok konuşulması ve üzerinde titizlikle durulması gerekiyor. Malum hakikaten Türkiye'yi sarsan bir cinayetti. Akşam gazetesinden de bir manşet paylaşalım. Bir özel haber, hem de genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın imzasını taşıyan bir özel haber. Baykal'la konuşmuş sevgili İsmail Küçükkaya ve Baykal Akşam Gazetesi aracılığıyla gel bu işi bitirelim diye Erdoğan'a tarihi bir çağrıda bulunmuş. Bu işten kasıt malum anayasa değişikliği paketi. Şimdi bir uzlaşma arayışı var, umut var mı yok mu belli değil ama bunlar konuşuluyor. AKP'den çok fazla da bir bu konuda yeşil ışık yanmışa benzemiyor. Ama Yeni Şafak gazetesinden Taha Kıvanç, aslında biliyorsunuz Fehmi Koru'nun müstearadıdır. Yani Fehmi Koru demek lazım. AK Parti kulisinden çok çarpıcı, AK Parti cephesini belki de sarsacak diyeyim bir kulis bilgisi iddiası ortaya atmış bugün yazısında. Paylaşalım, programa devam edeceğiz. Dün sabahın köründe gelen telefonda "bu iş bitti dostum" dedi bir ses. 10 dakikalık telefon konuşmamızın özeti şu: Deniz Baykal anayasa değişikliği konusunda yaptığı hamleyle partisinin aleyhinde oluşan havayı dağıttı. AK Parti'nin hazırladığı 30 maddelik anayasa değişikliği paketinin akıbeti kötü. Ona göre CHP ne yapıp edecek, anayasa değişikliği paketini meclisten geçirtmeyecek. Meclisin aritmetiğini değiştirmek gerekse bile. AK Parti'de yetkili isimler çok seyahat ediyorlar. Özellikle de Başbakan Erdoğan. Grubuyla yakından ilgilenemiyor. Bir de milletvekillerinin kendisine ve partisine bağlılığına olağanüstü güveniyor. Zamanı geldiğinde hiç fire vermeyeceklerinden müthiş emin.
Gerçekleştirmek istedikleri anayasa değişikliklerinin her AK Partili milletvekilinin arzusu olduğunu da düşünüyor Başbakan Erdoğan. Meclis Genel Kurulu'nda yapılacak son oylamalarda muhalefet partilerinden bazı milletvekillerinin değişikliklere olumlu oy vereceğini bile umuyor. Ummasın, sırf kendisinin burnunu sürtmek için ilginç bir ittifak oluşturuldu. Agah olmazsa işi zor dedi dostum. Agah olsun, yani uyanık davransın. Herhalde bunları hesap edenler vardır AK Parti'de. Herhalde vardır. Taha Kıvanç, Yeni Şafak. Efendim, biz şimdi Erdoğan'la Baykal arasında, tabii diğer liderlerin de aslında katıldığı bu yerli gerilim hikayesini, uzlaşmazlık öyküsünü bir kenara bırakalım. Dünya liderlerini Leyla Omar'dan dinleyelim. Çünkü ne çok tarihi kişiyle röportaj yaptın. Ben unuttum. Ben hatırlatırım. Şimdi bir kere Idi Amin, şimdiki gençler bilmeyebilir, Uganda devlet başkanı vaktiyle dünyayı titreten, konuşturan adamdı. İnsan kesip yediği de söylenir. Söylenirdi. Ben o soruyu sordum, yediniz mi diye. Ne dedi peki? Madam, madam diye ellerini açtı yani. Bu da soru mu demiştir? Peki. Çok konuşulduğu, yazılıp çizildiği için sormayacağım Fidel Castro'yu. Ama bir tek şeyi merak ediyorum. Fidel Castro'yu Türkiye'de en çok etkileyen şey ne oldu? Senin dışında. Seni hızır seni. Benimle alay et daha. Bana söylediği camiler. Öyle mi? Evet. Hı. Gitti gezdi uzun uzun. Hı. Ben yoktum yanında o gün. Fakat camilerin çok etkilediğini, saatlerce gezmiş yani orada. Aslında çok enteresan, cami formuyla da her şeysiyle de dünyada pek çok kültürden insanı derinden etkiliyor. Evet. Bir de asıl etkisini bilmiyorum, bilirler mi? Deprem mühendisleri cami formunun depreme en dayanıklı biçim olması nedeniyle bir numara olur. Yani Mimar Sinan aslında en büyük deprem uzmanı derler. Tabii. Geçelim. Tabii. Gelelim Hümeyni'ye. Çünkü asıl konuşulan vaktiyle senin Hümeyni röportajın olmuştu. Çünkü sen Hümeyni ile İran'a dönmesinden sadece bir gün önce konuştun. Paris'te. Paris'te. Önce şunu anlat ne olur. Bu röportajı nasıl koparttın? Nasıl konuştun? Yani önce emek, onu anlat. Emek harcadım doğrusu. Hiçbir şeyde bu kadar emek harcamadım. Paris'te ben birkaç Türk yazar, tiyatrocu, ünlü, hepsi vefat etti şimdi. Onlarla röportaja gittim. Hı. Ara sıra da eskiden TRT'nin genel müdürü Dağ Deviren. Program yapan Yılmaz Dağ Deviren. Amerika'dan dönünce onunla bir yerde karşılaştık. Dedi ki Leyla Hanım niye bizim için de ara sıra? Yani ben hiçbir yere biliyorsun televizyonda bağlanmak isteyen birisi değilim. Yazıyı bile zor yapıyorum. Dedi ki bizim için de bir şeyler yapın. O sırada meşhur yüzen Fransız yüzücü bilmem unutuyorum. Prenses Grace Kelly hepsi bunlar buradaydı. Ben de onları tanıyordum. Onlarla çağırdım kamerayı, onlarla röportaj yaptım hepsininle sırayla işte. Fakat sonra Hümeyni'yi mi sordun sen? Evet, evet. Hümeyni ile Paris'e işte gittiğimde dediler ki Hümeyni yarın Paris'ten dönüyor Arabistan'a işte. Hı-hı. Nereye gitti? İran'a gidiyor Arabistan'a. Evet. Burada son günü olacak. Ben hemen telefon ettim şeye Dağ Deviren'e. Bana bir ekip ver dedim Paris'te. Hmm. İşte o ekibe izin ver. Sefarette araba verdi, rica ettim. Arkadaşımdı büyükelçi. 4 saatlik yola gittik. Adam Hümeyni kapalı bir evde, küçücük bir evde oturuyor. Kimseyi kabul etmiyor. Belki 40 gazeteci var dünyadan, her tarafından. Nedense yani niye o kadar önemli ama imparatorluk çöküyor. Ama tabii ki. Tabii tabii, tabii ama ki yani. Ve Hümeyni niye o kadar önemsedikleri de son ortaya çıktı. Tabii. Neredeyse tabii. Çağ değiştiren. Tabii tabii değiştirdi ve berbat etti. Daha evvel ben oradaydım. Birkaç ay evvel İran'daydım. İnanamazsın. Tam bizim yani memleketin Atatürk'ün devrimi gibi adam
fevkalade şey yani Şahki berbat bir insandı. Adamlar ölüyordu filan ama yine de yaşayanlar doğru dürüst yaşıyordu isteyen veya paralılar daha Peki, çok da. Peki Hümeyni röportajını sen kızları orada aracılığıyla mı almıştın? Yok nasıl canım almıştın? Deli misin? Ben orada 4 saat. Hı-hı. Hava sıfırın altında 18. Ben bilirsin çok üşürüm. Eldivenlerim yün, onları çıkardım. Çorap diye onları giydim. O kadar. O kadar soğuk. Herkes orada, bütün dünya basını orada. Neden? Peki niye seni kabul etti? Ha işte o benim artık arsızca uğraşmamdan. Estağfurullah. Yani, gazetecilik çabası diyelim biz ama ona. Öyle de ama yani hakikaten anladım ki o gün ruhumda bir şey var. Yani bir şey yapamazsam oradan döneydim yapamadan mahvolurdum. Ama bak şimdi o kadar adam beraber geziyoruz. Hı-hı. Ben gidiyorum, Hümeyni'nin adamı var. Buldum bir kere, oğlu orada. Kardeşi galiba, unuttum adamı hangisiyse. Gittim, ha babam ona işliyorum. Ben Müslüman ülkeden geldiğim için, öbürleri hepsi dünya basını. Hı-hı. Çok ayıp olur size. Ha, Türk ve Müslüman Türk olmak. Türk ve Müslüman. Maalesef Peki, kullandım. Nasıl bir yerde kalıyordu? Berbat bir yer, berbat. Ev mi? Ev, küçücük. Yani girdin, başını örttün mü? Tabii ki. Tabii ki. Ama o başımın örtüsü de eşarbımdı tabii. Ama soğuktu. O sırada Hümeyni kadınlara baş örtmesi konusunda daha... Ne münasebet hiç söylemedi öyle bir şey. Yumuşak davranıyor gibiydi değil mi? Evet. Ne ama sonra gittim ben orada. O gün? İran'a. O gün... tabii hiç öyle şeyler söylemedi. Yalnız oraya 4 saat o soğukta bütün gün uğraştım. İşte beni götürün, ben Müslüman tek gazeteciyim. Bilmem ne kullandım Müslümanlığımı doğrusu. Uzatmayalım, bir tentede namaza çıkacak dediler. Son şansım. Kaç saat bu beklemişim. Bir de baktık bu dualarla girdi içeri. Ben de baktım bu kızlar kim dedim. Birkaç kız oturuyor, gülüyorlar. Bir torunları dedi. Ha benim kızı diye hatırladım onlardı kız, demek torunları ki. Torunları ve kızları. Evet. Neyse ben gittim onların yanında oturdum camide. Düşün böyle artık şey vardır ya hani kedi gibi yavaş yavaş. Onlarla dostluğa başladım. Yani başka ne yapabilirsin? Ve öylece? Öylece dedim ki ne olur babanıza amcanız neyse beni götürün. Ve hakikaten onlar içeri girdiler babalarının oturduğu o küçük eve. Adam çıktı gitti oraya o eve. Küçücük ama böyle kulübe gibi. Ben de oradan ama yarım saat değil 2 saat 3 saat böyle ayakta donuyoruz. Bütün yabancı basın. Tabii. Çıktılar bir tane adam. Miss Turkey please come in demez mi? Hadi bütün yabancı basın. Unfair, this is unfair, bu haksızlıktır, bu yapılmaz filan. Bana bakıyorlar, ben de diyorum ki yani kusura bakmayın ama Müslümanım. Onun için yani oraya girdik. Yalnız dediler ki ağzını açmayacaksın, konuşma yok, sorularını yazılı vereceksin. Düşün o halde ayakkabısız. Neden kadın sesi duymasın kadın diye sesi mi? Duymayacak. Allah ya, Allah. Ondan sonra ben yazıyorum. Veriyorum o kardeşinin oğlu mudur neydi unuttum. O okuyor veriyor. O böyle oturmuş böyle yerde oturuyordu. Böyle bir heykel gibi yanıtları veriyor. Ben deli gibi çekiyorum. Kameram var şeyim teypim var. Ve bu 2 saat orada bacaklarım üşüdü. Dondu. Yani ama, bu fedakarlık. Kusura bakma. O arada da kameraman yani. Gelmiş. İnsan bazen bacağını feda bile ediyor haberi için. Ediyor. Yani. Ve kameraman de diyor ki Leyla Hanım biraz daha yanına yaklaşın. Ben şimdi yerde böyle sürünerek yavaş yavaş böyle yürüyorum onun yanına gidiyorum. O böyle yapıyor eliyle. Ben hiç aldırmıyorum. Biraz sonra yine öyle sürünerek daha yaklaştım. Sonunda adam baktı ki olacak şey değil, kalktı ayağa. Ama ben 2 saat sonra bu oldu. Kalktı, işte Allah'a ısmarladık dedi. Türk, herkese, yani herkes dediğim birkaç kişi vardı. Dedim ki, birden sesim çıktı. Eviniz, Bursa'daki kedinizi nasıl bıraktınız oraya, özlemiyor musunuz dedim. Evet, okumuştum Bursa'da bir yerde. Çünkü, evet. Ve Bursa'yı ve kedinizi özlemiyor musunuz dedim. Adam şaşırdı tabii. Bir böyle yaptı. Ah Bursa, ah Bursa, Bursa deyip perdelerin arasından kayboldu. Ay film sahnesi gibi olmuş gerçekten. Şimdi bak ama oradan çıktım. Bütün dünya basını yalvarıyor. Ne istersen vereceğiz para. Bize ver. Ne istersen.
Sen beni tanıyorsun. Bu para konularında hayli akılsız olduğumu da belki bilirsin. Estağfurullah değil. O kadar utandım ki yani ben bir Türk olarak Fransız, Alman, Amerikan dergili şeylerinden para almayı istemedim. Thank you, thank you. Ama ne istersen diye arkamdan koştular. Geldim, hemen Türkiye'ye yolladım. İşte daha deviren evladım. Hiç umursamadılar. Bir dakika vermişler. Bir dakika. Acaba o TRT arşivinde duruyor mudur? Aradı, Özal aradı. Özal duymuş. Dedi ki bana, Leyla Hanım lütfen onu bana verir misiniz? Efendim tamam. Bende yok. Bırakın bende olmayı. Onu bir dakika gösterdiler. Emir veriyor. Evet. Yok etmişler. Neden? Onlar yapamadı diye. Ben biliyorum isimlerini. Allah rahmet eylesin, bir tanesi vefat etti. Ama hiçbir zaman sormadım. Yazık, Yılmaz daha deviren de çok üzülmüştür elbette. Çok, çok üzüldü. Ama tabii o haberlerin başında olmadığı tabii, için tabii. Kontrol edememiş demek ki. Yani Yılmaz yalvardı. Çok enteresan. Hümeyni filmi TRT'de. Yok. Yok. Sor bak, git istersen arama. Allah Allah. Bulamazlar. TRT Genel Müdürüne bir çağrıda bulunalım. Belki bulunalım, bir yerlerden hakikaten çıkar mı bilmem. Tabii benim için hiçbir şey artık ifade etmez. Ama en komiği bir lira bile alamadım yani. Ay inanılmaz vallahi. Bir şey. Fakat yazıdan kazandım. Neyse bari. Basından, neyse dış basından. Bari. Hem yazıdan. Ajans Gamma ile çalıştığım için en onlar sattı. En önemlisi mesajlarını da Hümeyni'nin vermiş oldun. Dediğim gibi benim hatırladığım o sırada o yazılardan da Tahran'a dönmeden önce dedi ki kimseye özel hayatı konusunda baskı yapmayacağız, kadınları örtmeye zorlamayacağız, kimseyi inançları konusunda sorgulamayacağız dedi. Ama sonrasında İran... Ben gittim İran'a sonra. Evet. Yani karanlık. Güya dediler ki her şey gayet iyi, Allah vermesin, bir kere daha gitmem. Peki şimdi bir not daha aktarmak istiyorum sevgili Leyla. Ekranlarını yeni açanlar varsa tekrar etmek istiyorum. Benden daha genç ve enerjik ama gene de sevgili çocuğum, kardeşim diye değil, Leyla diye hitap ederim ben kendisine. Tabii değil misin? İşte dedim ki benden gençsin ama. Şimdi 25 yıl olmuş dün düşündüm de 25 yıllık Küba'da. Olmuş arkadaşımız. Ne Küba'sı, daha Nokta dergisinden. Küba çok Noktada sonra. Noktada kavga ettik. Hayır benden kimle etmedim. Kimle ettim ben, de? Kimle ettim? Onu sonra konuşalım. Benden etmedin kavga. Birisiyle ettim bak, onu bile unuttum. Birisiyle kavga ettiğin için benden tanıştın ve arkadaş oldun. Öyle mi? Şimdi bir Habertürk gazetesini görelim biz kendi. Sonra çözeriz bu durumu. Efendim Habertürk gazetesinin bugün sürmanşetinde konuk bakanı şaşırtan eylem haberini görüyorsunuz. Bir fotoğraf eşliğinde. Fotoğrafta üç kadın var. Kadından sorumlu eski bakan Güldal Akşit. Soldan sağa. Ortada yeni bakan Selma Aliye Kavaf ve yanlarında da Türkiye'de medyanın hani aklını başından alan diyeyim İtalyan kadın bakan var. Fakat asıl manşette de gördüğünüz gibi olay bu toplantıda, bu buluşmada meydana gelen bir protesto eylemi. Selma Aliye Kavaf hatırlayacaksınız, eşcinsellik hastalıktır demişti. Ve bunun üzerine bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Bir kişi eşcinsellerden özür dileme çağrısı yaptı. Aslında sakin ve çok aklı başında bir protesto eylemiydi. Herhalde şimdi göreceğiz ekranda o görüntüyü. Toplantı sürerken protesto oluyor, görüyorsunuz pankartlar kalkıyor ve sonrasında olan biteni de şimdi izliyorsunuz. Şimdi bakar mısınız, hani böyle karga tulumba polisler çıkartıyor ve neden sorumlu olduğunu doğrusu benim kendi adıma çok anlayamadığım bakan dönüp bakmıyor, ilgilenmiyor bile. Ya çünkü çok sakin bir protesto eylemi. Bu şiddete gerek yok diyebilirdi. Ya da en azından dönüp ilgi gösterebilirdi. Ama dediğim gibi neden sorumlu olduğunu çok anlamadığım için bir şey söyleyemeyeceğim.
Ama tam sırası ve yeri gelmişken Selma Aliye Kavafa bir izleyici Medya Mahallesi'ne gönderdiği mektupla bir çağrıda bulunuyor. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Metin Yaykınoğlu, bir izleyicinin yorumu. İzleyelim, ondan sonra Leyla Omar'la belki kadın konusunu ve Türkan Saylan'ı konuşuruz. Hemen her gün hunharca dövülen, bıçaklanan, eşleri veya aile fertlerince öldürülen, burnu, kulağı kesilen, işkence yapılan, parçalanan kadın haberleri duyuyoruz, okuyoruz. Son olarak Diyarbakır'da 7 aylık hamile bir kadın, hayvanları otlatmaya gitmediği gerekçesiyle kocası tarafından öyle bir dövülmüş ki hem kadın hem bebeği can vermiş. Ancak bu ülkenin bir vatandaşı olarak beni çok üzen bu sorun maalesef gazetelerin ara sayfalarında sıradan birer haber olmaktan öteye geçmiyor. Görevi bu sorunları kesin ve kalıcı bir şekilde çözmek olan kadın ve aileden sorumlu devlet bakanı Selma Aliye Kavaf da ardı ardına çıktığı yurt dışı gezileri nedeniyle bu işler için bir türlü zaman bulamıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Sayın Başbakan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanında Katar emirinin kızının düğününe katılmak üzere ata uçağı ile Katar'a gitmişti. Sayın Kavaf'ın programına baktığımızda nasıl bir yoğunluk yaşadığını rahatlıkla görebiliriz. Son 3 ayda takip edebildiğimiz kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte Arnavutluğa ve yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanında Afrika ile ticaret hacmini artırmak için Kongo, Kamerun'a gitmişti. Sayın Kavaf'ın yeni bir yurt dışı gezisine çıkıncaya kadar geçecek sürede ülkemizdeki sağlıklı kadın neslinin sürdürülebilmesi açısından bu sorunlara da şöyle bir zaman ayırmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Metin Yaykınlıoğlu. Şimdi kadın hakları, kadına yönelik sıkıntılar ve çözüm yollarını arama deyince aklıma benim ister istemez sevgili Türkan Saylan geliyor. Yaklaşık bir ay sonra ölüm yıl dönümü olacak. Evet. Türkan Saylan hayatını kız çocukların okumasına, kadınların daha bilinçli, daha özgürlük, özgür olmasına adadı. Peki ne yaşadı? Sen çok yakınındaydın. Çok zaten yakınındaydı. Hep görüntülerde de gördük evi arandığı sırada. Anlatır evet. mısın kısaca ne olmuş? Yani dünyada kendinden başka herkese her şeyi veren bir tek onu tanıdım. Sokak çocuklarıyla için çalıştım. Ben götürdüm Yusuf Kulca'yı. 2 yıl evinde misafir etti. Yani böyle bir kadın dünyada her yerde biliyorsun Amerika'da falan Allah ilahlaştırırlar. Türkan Saylan'ı neden çekemediler diyeceğim tabii. Çekemediler. Çünkü onlar %1'ini yapmadılar. O gün ölüm gününden bir gün evvel, 2 gün neyse bana telefon etti. 5'te sabah. Leyla evimi polis bastı. Aşk mektuplarıma kadar her şeyi karma karışık ettiler, alıp götürdüler. Ben buradan araba da yok, sokaklarda taksi bile yok. Nasıl koşuyorum ortak Arnavutköy'e biliyor musun? Gittim ki yani Türkan pencereden sarkmış, evinin komşuları gelmiş. Hayatımda affetmeyeceğim bir tek şey de cenazesinde Türkan'ı hırpaladılar. Onlar yani o kadınlar kendi adamları diyeceğim neyse. Onlar gelmedi bile. Tabutu sahneye koydular. Peki devletten devlet kim geldi? Bir kişi yoktu. Onun için affetmiyorum. Yani ben o gece Ali Kırca çağırdı cenazeden sonra. Yayına. Bağıra bağıra söyledim. Yani hatta Ali ertesi gün bana yemeğe geldi. Polis gelip seni alacak diye bekledim dedi. Doğru. Çünkü ağzıma geleni söyledim. Olur mu yani? Türkan Saylan'a devletten bir vali bile gelemez miydi? Yine de söylüyorum. Mi? Asla affetmeyeceğim. Yani ben Vali Bey'i görünce elini sıkmam. O farkında değil tabii. Neden olduğunun. Bilmiyorum kulağına bu kadar yoğun gündeminde kulağına gider mi bilmiyorum. Sevgili Leyla senden hani saatlerce konuşsak yetmez ama maalesef süremi hatta aştım bile. Çok teşekkürler bizi ağırladığın için. Bu güzel evde, bu güzel tablolar, ana eşyalar arasında. Sen de tablolarla bozdun. Şurada ne tablosu var? Allah aşkına bir tek Fahri Nisa Zeyd var. Ama o işte şimdi güzel. Duydum ki 1 milyon dolara satılmış. Öyle mi? Onun için giderken bunu satacağım. Giderken rica edeyim. Efendim birazdan birlikte olacağız. Bakalım pazarlık nerede biter? Size haber veririm. Görüşmek üzere. (Gülüyor)
Efendim bir haftayı da gene bir cuma özel programıyla bu hafta bu kez Leyla Umar'ın evinde kapattık. Reklamlardan önce Fahrenheit Zeyd'in tablosundan konuşuyorduk. İşte şimdi göreceksiniz o tabloyu. Müthiş güzel, içinden ışıklandırılınca bütün güzelliği de ortaya çıkan bir tablo. Bu da efendim elimdeki de kendisinden çok veren açısından son derece değerli bir armağan, değerli bir eser. Yaser Arafat, Filistin'in efsane lideri Yaser Arafat tarafından Leyla Umar'a hediye edilmiş. Birçok dedim ya, evin her tarafında dolu. Ama maalesef süremiz kısa. Sevgili Leyla, çok evet, teşekkürler canım, her zamanki olma. Gibi. Güzel ev sahipliğin için bu güzel evde. Daha uzun programlar inşallah. Bu vesilelerle böyle program yapıp evime geleceksen bari sık sık yap da. Ben de evde sana yemek yaptım. Gitmeyeceksin. Yemeği kalıyorsun. Kalıyorsun. Kalıyorum. Ona göre. Ama sizinle pazartesi buluşuyorum efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.